Uberkuloz olayı. Kendini ifade Kendisini yakın zaman önce YouTube Shorts videolarından keşfetmiştim. Evet, bayağı bir geç keşfetmişim, biliyorum. Ve severek izliyordum. Yalan değil, gayet zeki ve komik olduğunu düşünüyor ve izlerken çok eğleniyordum. Ta ki internetteki bir video ile AK Parti tarafından fonlandığı söylentisi ortaya çıkıncaya kadar. Buraya kadar birçok kişinin benimle hemen hemen aynı şeyleri düşündüğünü ve yaşadığını tahmin ediyorum. O yüzden bu konu hakkında konuşmak istedim. Ne de olsa gençler kendisini ifade etmeyi sever. Keşke bu kanalda konuşacağım ilk video bu olmasaydı ama yapacak bir şey yok. İnsan böyle bir şey öğrenince ihanete uğramış gibi hissediyor. Sevip, izleyip, like atıp paylaştığım birinin fonlanıyor olduğunu düşünmek. İnsan gerçekten kötü hissediyor. Şu videoya baksana ya, çok iyi değil mi diye gösterdiğin kişinin bir siyasi parti tarafından fonlanmasının düşüncesi. Gerçekten kötü hissettiriyor. Burada benim düşüncem çok stabil. Çünkü Uberkulos Twitter'dan bu konu hakkında 5 maddelik bir açıklama yaptı. Bu 5 maddenin 4'ünde kendisine hak verebilirim. Ancak bir tanesinde veremiyorum. Bence yazdığı 5 maddenin 4'ü zaten kimsenin de umurunda değil. 5 maddelik açıklamasının ikinci maddesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençler için müze kart etkinliğine davet edildim. Etkinliğe gittim. Ali Koç'un konuşmasını dinledim. Daha sonra bir reels videosu çekildi. Videoyu çeken kişiyle uzaktan yakından alakam yok. Beni bu olaya bakarak bir taraf ilan edemezsiniz diyor. Tabii. Yarın öbür gün Hülya Avşar da çıkıp saraydaki bütün etkinliklere katılıyorum diye beni taraf ilan edemezsiniz falan diyebilir. Ederim kardeşim. Bal gibi de taraf ilan ederim. Kafana silah dayamadılar etkinliğe git diye. Davet geldi ve kabul edip gittin. Davetin kimin tarafından organize edildiği belli. Davette kimlerin olduğu belli. Reels videosunu kimin çektiği bal gibi belli. Bu madde seni taraf ilan etmeye yeter de artar bile. Zaten kimsenin derdi de senin bir taraf, yani AK Partili olup olmaman değil. Siyasi bir kuruluş tarafından fonlanıp fonlanmaman. Fonlanıp fonlanmadığını bilemem. Ama gitmemeliydin. Böyle bir kapı aralamamalıydın. Babası da AKP'liymiş zaten falan diyenler var. Bu eleştirilere hiç katılmıyorum. Eminim ki birçok muhalif olan bireyin hani ailesinde AK Partili olanlar vardır. Ya da olmaya da bilir. Ama birçok kişinin aile ferdinde AK Parti'ye oy veren birisi vardır. Benim ailemde de vardı. Buna bakarak bunlar babadan oğlu nesil herhalde. Babadan oğlu nesil herhalde bunlar. Demek yanlış olur. Sonuç itibariyle Uberkuloz olayı sayesinde takip ettiğim herkese araştırma gereği hissettim. Belki de böyle bir şey yaşanması iyi oldu. Bu sayede artık takip ettiğimiz kişileri inceleyip sık dokuruz.